Saatlerimiz 11. Radikal Tahammül sizlerle buluşma saatimiz. Tele1 ekranlarındayız ve her zaman olduğu gibi memleketin hali pür melalini yorumlamak için sizle birlikteyiz. Elbette içinde bulunduğumuz koşulları bütün detaylarıyla değerlendireceğiz. Lakin Radikal Tahammül sizler yerinde mi, orada mı, neler düşünüyor onu bilmek için Instagram, Facebook ve Twitter adreslerinden yoklamamızı yapıyoruz. Her sabah yoklama yapmakta yarar var. Çünkü eğer yoklama yaparsak bizim burada olduğumuzu siz görüyorsunuz. Biz de sizin orada olduğunuzu fark etmiş oluruz. Yine Türkiye sıradan günlerinden birini yaşadı. Arkadaşlarla sabah toplantı yaptığımızda konuşurken dedim ki artık zam haberlerini vermeyelim. Çünkü zaten her gün uyandığınızda sabah, akşam, öğlen günün çeşitli saatlerinde zam haberleri oluyor olacak. Dolar biraz kontrol altına alınmıştı. Yine 17 liraya doğru gidiyor. Dolayısıyla içindeki şu tabloya baktığımız zaman biz gerçekten ne yapıyoruz, nasıl oluyor vesaire gibi soruları sormaktan ziyade bu memleket buradan bu yaz aylarında çıkar mı çıkamaz mı konuşacağız. Yaz aylarından çıkar mı çıkaramaz mı dememin nedeni biraz sonra ekonomi değerlendirmesini de yapacağız. Çünkü sebep şu, çok basit ve yalın bir sebebi var. Yazın turist gelişiyle sıcak döviz girdiğini varsayıyoruz. Hangi oranda olduğunu tam bilemiyoruz. Ama hangi oranda olursa olsun kışa doğru gittiğimizde bu da ortadan kalkacak. Şu halde biz acaba hayatın neresine denk geliyoruz diye sormamız doğru mu değil mi? Bence doğru. Hemen her zaman yaptığımız hatırlatmayı yapalım. Her yer Taksim, her yer direniş. Mapus'ta 71. gün dedik. 71. gün gerçekten insanın diline kolay gelir de yaşayan için o kadar kolay değil. Hem dışarıdaki hem içeridekiler açısından bir zulüm sürüyor. Bu zulmün nereye doğru gideceğini hep beraber göreceğiz. İnsanlar bir kere mapusa düştükten sonra hele de böyle koşullarda hayat gerçekten içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Ben de şunu söylemek istiyorum. Mapushanedeki insanlara belki bayram ziyareti de yapılacak ama nihayetinde net, açık ve tartışmasız olarak şunu söylemem gerekiyor ki suçsuz insanları mapusta tutmak nihayetinde bunu yapanların boynunda bir vebaldir. Vebaldir. Bugün son bir şey daha hatırlatarak programa başlayalım istiyorum. O da şu. Bugün ikinci bölümde Sedat Peker değerlendirmesi yapacağız. Daha doğrusu Sedat Peker'in kendisini değil de iddialarıyla ilgili değerlendirmeler yapacağız. Buradaki ölçümüzü sizle paylaşmak istiyorum. Sedat Peker yurt dışında uzunca süredir devletin içindeki bir takım gelişmelerle ilgili kendi bağlamında hesaplaşma yapıyor. Dolayısıyla Sedat Peker'in kullanacağı üslup, yapacağı yöntem ve değerlendirmelerin kamusal değeri olanları bizi ilgilendirir. Kalanı da Peker ve muhatapları değerlendirir. Dolayısıyla biz Peker'in neden bunu yayınladın, neden şunu yaptın yönündeki bir değerlendirmesinin tarafı değiliz. Ancak yayıncılık ilkelerimiz gereği biz Sedat Peker'in tüm toplumu ayağa kaldıran iddialarını tartışacağız. İçinde özel yaşama dair ayrıntılar olanlarını Sedat Peker ve muhatapları arasında bırakacağız. Bu ülkemiz sadece Peker'e yönelik değil, memleketteki her insana dair böyle oldu ve böyle olmaya da devam edecek. Başbağlar. Bugün CHP ekibi de 33 milletvekiliyle başbağlara gidiyor. Başbağlar meselesi maalesef bugün içinde bulunduğumuz koşullarda Türkiye'nin kanayan yarası. Çünkü başbağların olduğu tarih, başbağlardaki olup bitenler Türkiye'de sanki Sivas katliamıyla paralel gittiği için bir intikam, bir rövanş duygusu gibi hep anlatıldı ve anlattırıldı. Bunun böyle olduğunu düşünmek insanlığa karşı bir mesele. Bunu söyleyelim. 5 Temmuz 1993 yılında oldu başbağlar katliamı. 33 kişi katledildi. 1997'de 94'te Erzincan'da DGM'de görülmeye başlanan dava. 95'te İzmir DGM'ye taşındı. 1998'de ise takipsizlik kararı verildi ve dosya kapatıldı. Dava 2013 yılında pek çok diğer dava gibi maalesef tarihin boşluğuna doğru gitti. Bu mesele önemli, hem de çok önemli. Çünkü bu meseleyi doğru dürüst tartışmadığımız takdirde hep Türkiye'deki benzer tuzağa denk gelmiş oluruz. Nedir o? Şu, ben onu size detaylı olarak söylemek istiyorum. Sivas'taki katliam 90'lı yılların karanlık döneminde Alevilerin bir aslında yoğunlukta olduğu toplantı çerçevesinde Pir Sultan Abdullah Amma şenliklerinde Alevi duyarlılığın da içinde bulunduran ama sadece Alevilerin değil aydınların da içinde bulunduğu katılımcılarla birlikte 2 Temmuz günü gerçekleşecekken o korkunç olay oldu ve insanlar diri diri yakıldı. Hemen birkaç gün sonrasında
Başbağlar'da bir katliam gerçekleşti ve bu terör saldırısı olarak tarif edilen meselenin kimileri örgüt tarafından yapıldığı, kimileri devletin kontr gerillası tarafından bu tezgahın düzenlendiği, kışkırtmalar olduğu yönünde bir tablo oldu. Bu bana sorarsanız Sivas ve Başbağlar meselesi aralarındaki ilinti bir türlü o açığa çıkmadı. Sedat Peker'in geçen gün yaptığı açıklama önemliydi. Size Madımak'la ilgili bildiklerimi de anlatacağım dedi. Aslında Peker'in Madımak'la ilgili bildiklerimi anlatacağım demesi bizde başka bir sorunsal haline de geldi. Yıllar sonra yeni bir bilgiye ulaşılabilir mi yoksa bildiklerimizi tekrarlayacak mı diye bir düşünce oluştu. Bu mesele önemli. Başbağlar katliamından sonra toplumda öyle bir ikircikli durum yaratıldı ki sanki bir yanda Sivas'ta katliamı yapanlar bir taraf, Başbağlar'da katliamı yapanlar bir taraf ve Başbağlar'daki acıyla Sivas'taki acı arasında birini tercih etmemiz gerekirmiş gibi bir hava yaratıldı. Tabii bu aşağılık tutumun yanında durmamız mümkün değil. Başbağlar'da günahsız insanların katledilmesiyle Sivas'ta o günün öne çıkan aydınlarının ve Alevilerin ağırlıklı bulunduğu grubun katledilmesi arasında taraf tutmak şöyle dursun. İkisinin acısını da bir araya getirerek isyan edilmesi gerekiyor ve insanlığa karşı işlenen suçların tarihi içerisinde hukuk takipsizlik verse bile takip etmenin bir görev olduğunu anımsamamız gerekiyor. Hiç kuşkusuz, kaçınılmaz ve mutlaka bunu yapmalıyız, yapacağız. Madımak'ın ardından gelen bazı değerlendirmelerle birlikte aslında bu tablo biraz da ortaya çıkıyor. Onu şimdi size göstereceğim. Yeni Akit yazarı o dönem, yani geçtiğimiz günlerde şunu söyledi. Anayasal hakkını kullanarak azimesini protesto eden masum insanları oteli yakmakla suçladılar dedi Kara Hasanoğlu, Yeni Akit yazarı. Şimdi orada da böyle bir tez var. Azimesini protesto etmek hak mıdır? Haktır. Peki azimesini protesto ederken birileri eğer provoke ediyorsa bunun ortaya çıkması gerekir. Kaldı ki halkın bu meseleye gösterdiği tepki, yıllar sonra Çubuk'ta benzer bir tepkinin ortaya çıkması bize insanımıza dair, en azından bir kısmına dair kuşku duymamıza ve üzüntü duymamıza yönelik haklı bir kaygıyı dile getirme mecburiyetini doğurdu. Çünkü insanlar sırtlarına çocuklarını alıp giderek bak işte cehennemin ateşi diye gösteriyorsa, ardından da neredeyse bu olan biten bir şeytanmış gibi azinesinin yakılması ardından bir sevinç doğuyorsa, biz buna sıradan bir eylem, sıradan bir protesto diyemeyiz. Basbayağı bir katliamdan söz ediyoruz. Devam edelim bu meselenin boyutunu kavramak açısından. Yine o günün ardından yayınlanan gazetelere baktığımız zaman 19 yıllık yalan denmiş bir yerde. Madımak derin proje denmiş bir yerde. Akit'ten söz. Asıl Sivas mazlumları ile helalleşilmeli denmiş. Sivas mazlumları 21 yıldır mağdur denmiş. Bunlar Akit'in haberleri. O zaman şu soruyu sormamız gerekiyor. Bu iddialar da yani tersten iddialar da açığa çıkmalıydı o mahkemelerde ve gerçek suçlular bulunmalıydı. Eğer siz bu olayın üstünü örtüp gerçek suçluları yargı önüne çıkarmazsanız, tırnak içinde söylüyorum, o zaman başka bir tabloyla karşı karşıya olursunuz. Bana sorarsanız bilerek ve isteyerek Sivas ve Başbağlar birbirine zıt kutupların yaptığı katliamlarmış gibi gösterildi. Hükümlülerin ya da ceza alıp da beraat edenlerin, her neyse zaman aşımına uğrayanların gerçek suçlar olup olmadığı ayrı bir şey. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Eylemi gerçekleştirenlerle, altını çiziyorum, eylemi gerçekleştirenlerle ona bu emri verenler her zaman tutarlı ve bir arada olmayabilir. Dolayısıyla biz emri vereni de aslında eylemi gerçekleştiren kadar arama çabasında olursak bu iş anlamlı bir hale gelecek. Aslında hukuk dediğimiz şey tüm de bütün bunları kapsayan bir araştırma, bir felsefi değerlendirme konusu. Hukuk ne? Hukuk neyi bulmaya çalışır? Ama en önemlisi zaman aşımına uğramaz bu türden katliamlar. O halde gündeme not düşüyoruz. Radikal Tahammülsüzler oradaysanız 40 artı 40. 80 saniye boyunca hep birlikte Bella'yı dinleyeceğiz. Bella'yı dinledikten sonra da anlatacağımız çok mesele var. Bunların tamamını teker teker anlatacağız. O halde Hasan, acılarımızı yaratanlara karşı inatla Bella'yı söylemeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin haysiyetli, onurlu, dik duran ve bizim dostumuz olan Radikal Tahammülsüzleri var. Ver bakalım belleği.
Evet, artık zam haberleri yapmayacağız. Bugün size örneklerini göstereceğiz. Tabii radikal şeyler olduğu zaman yine yaparız ama netice itibariyle Türkiye içinde bulunduğu durumlarda zamla boğuşmuyor. Türkiye açlıkla boğuşuyor. Bunun altını çizelim. Ve önümüzdeki dönemde şu anda çok tartışmalar var. Dünya kamuoyunda da, daha doğrusu tartışma demeyelim, girişimler var. Bu özellikle buğday, tahıl falan gibi meselelerde Ukrayna-Rusya savaşından doğan tabloyu değerlendirmemiz gerekiyor. Son bir yılda bazı gıda ürünleri ve gruplarındaki fiyat artışlarını burada görmemiz lazım. Patates, yani bildiğimiz Allah'ın patatesi. Yani insanlar derdi ki bir patates yemeği yapalım, doya doyalım. Böreğin içine patates koyalım. Hani kıyma, mıyma bilmem ne koyamıyoruz diyenler falan açısından. O Allah'ın patatesi %248 oranında arttı. Şeker %147 oranında arttı. Margarin %138 oranında arttı. Süt %137 oranında arttı. Makarna %118 oranında arttı. Tavuk %116 oranında arttı. Meyve sebze suları %115 oranında arttı. Un ve diğer tahıllar %109 oranında arttı. Şu tabloda en alttakini alsanız bile buradaki enflasyon %109 bir yılda. En üsttekini alsanız %248. Ortalamayı alsanız herhalde %137 civarında olur. Yani TÜİK, MÜİK falan burada veriliyor ama gerçek enflasyonu da buradan anlayabiliriz. Peynir %104. Katı ve sıvı yağlar %103, dana eti %97, ekmek ve tahıllar %95, sebze %90 civarında artmış. Bu şu demek, geçen sene aldığınız parayı bırakın, yılbaşında aldığınız parayı bırakın, bu artışlarla yeni düzeltme denemeyecek birazcık toparlanması için insanların cebine koran para bir ay içerisinde buharlaşacak demektir. Çünkü aşağı yukarı aylık enflasyon bana sorarsanız %15'ler civarında falan. Her ayki kaybınız bu. Devam edelim. Bugün yine bir zam haberiyle yola çıkacağız. Türkiye'nin içinde bulunduğu meselenin en önemli tarafı şu. Çarşamba günden geçerli olmak üzere benzin grubuna 96 kuruş zam bekleniyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 96 kuruş zam beklenmesi. Az önce saydığım her şeye çok kısa zamanda yeniden büyük zamlar gelecek demek. Çünkü Türkiye'nin doğal olarak fosil yakıta ihtiyacı olduğu için, fosil yakıtın hemen hemen hayatın her alanında yaptığımız eylemlere etkisi olduğu için bu da gıda fiyatlarını doğrudan etkileyecek. Şimdi ekonomistleri dinliyorum ben, iktisatçıları dinliyorum. Hepsi bence önemli değerlendirmeler yapıyorlar. Dürüst, namuslu olan insanlar o değerlendirmeleri yapıyorlar ki genellikle bilim insanları öyledir. Bu tabloya baktığımız zaman şöyle mi olacak, böyle mi olacak yerine genel anlamda söyledikleri iki şey var. Bence bunun üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Bir, bu tablo biraz daha devam ederse Türkiye kurtarılması imkansız bir iktisadi çöküşün içerisinde olacak. Ve bu tablo böyle devam ederse erken seçim olma ihtimali sıfır. Peki erken seçimi de yapmadığınız zaman ne yapacaksınız? Geç seçim yaptığınız zaman bundan dönecek misiniz sorusu var. Dönmeyecekler. Çünkü Erdoğan burada bir iddia koydu. Benim tahminim Erdoğan seçim meselesine girerse şu hamleyi yapabilir. Ya birader, biz bütün bunların Bakan Nebati yüzünden yaptık. Nebati görevden affını istedi. Biz yeni bir hamleye geçiyoruz diyebilir. Büyük kredi bulabilir, para basabilir, piyasayı para bolluğuna ve kendi bombardımanıyla, medyasıyla birlikte boğabilir. Bunun üzerinden bir yere gidebilir. Bu çözüm mü? Değil. Kaç kişi buna itibar eder bilmiyorum. Biraz sonra bir anket yayınlayacağız. Belli şehirlerim var. Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, önümüz bayram. Bayramda ne olacak? Bayramla ilgili insanlar ne bekliyor onu bir görelim. Vatandaş bayramı evinde geçirecek, gayet doğal. 4 kişilik ailenin şehir dışı yolculuğu ortalama 6.000 liraya mal oluyor. Şimdi şöyle düşünün. Bayram öncesi yaptığınız alışverişlerde zaten büyük sıkıntı yaşayacaksınız ama otobüsle bile gittiğiniz zaman 400, 500, 600, 700 lira civarında fiyatlar var. Hadi şöyle düşünün, 4 kişilik aile işte 500 liradan gitse 4 kişi 2000 lira, 500 liradan gitse de 2000 lira, 4000 lira yapar. Böyle bir bilet bulan da hemen alsın, yok. Dolayısıyla vatandaşlar öyle bir durumda ki 4 kişilik ailenin şehir dışı yolculuğu 6000 lira civarını buluyor gibi görünüyor. Peki soru şu, oturan insanların
insanlar birbiriyle bayramlaşmaya gitseler mesela, çikolata, kahve neyse yerine göre baklava, börek bir şeyler çıkarttığınızda misafire, o da başlı başına ayrı bir sorun. Ben de açıkçası İstanbul'dayım bayramda ve bu yaz boyunca da bir yere gitmeye niyetim yok. Dinlenceye çekileceğimiz zamanda evde kitap okuyarak ve hayatı anlamaya yönelik, çünkü Türkiye'nin anlaşılması çok zor, bildiğimiz hiçbir modele oturmadığı için ona yönelik kafa patlatmaya devam edeceğiz. Edebiyat bizi kurtarır mı bilmiyorum. Ben kendimi onunla idare eder halde buluyorum. Ama insanların bir plajdan falan faydalanması artık neredeyse imkansız hale geldi. Peki insanlar bu tatil süreciyle ilgili ne yapıyorlar? Şimdi bir anket var, onu görelim. Bu yaz tatil yapmayı planlıyor musunuz sorusuna %64.9 yurttaşımız hayır yanıtını vermiş. Bunun nedeni sorulduğunda %85.3'ü konaklama fiyatlarının pahalı olmasını söylemiş. Evet, geçen sene diyelim lüks bir yere gittiniz, o da 2500-3000 lira, bu sene 5000 liraya geliyor. Diyelim ki bir pansiyonda kaldınız, geceliği 300-400 lira, bu sene 800-900 liraya geliyor. Dolayısıyla herkes kendi bütçesine göre radikal bir şekilde, radikal bir biçimde yoksullaşmış durumda. Eğer hal radikal bir biçimde yoksullaşmayı getiriyorsa buna ne türden bir çözüm bulacağız? Bence ciddi bir sorun, ciddi bir mesele. Bunu ne yapmamız gerektiğine dair hep birlikte düşünelim. Çünkü şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi yurt dışından gelen insanlar, bizim Almancılar dediğimiz yurt dışında yaşayan, Avrupa'da yaşayan Türkler de dahil olmak üzere Türkiye'ye geldikleri zaman aradaki döviz farkından dolayı olağanüstü konforlu koşulları kendi paralarına göre çok ucuz, çok ucuz bir şekilde yaşamayı sağlıyorlar ve bunun üzerinden o alabildiğine yerli turistin çekildiği ve genellikle de herhalde burada döviz üzerinden satış yapanların da yabancı turist tercih ettiği bir noktaya geliniyor. Peki bir yıl boyunca çalışan insanlar bu köle sisteminde bir hafta bile tatil yapmaya kalksalar bunu yapabilecek durumdalar mı? Belki o an için yapabilecek durumdalar bile olsalar, hemen sonrası dönem okullar açılacak, kışın ne olacağı belli değil, işten atılmalar olacak mı bilmedikleri için varsa 3 kuruşları onların da elde tutmaya çalışıyorlar. Hal öyle ki bayram öncesi tıraş olmaya kalksanız, tıraş olmaya gitseniz başınızda ayrı bir bela, ayrı bir dert var. Bir berberden söz edeceğiz. Aksaraylı bir berber bu. Kredi kartıyla tıraş ediyoruz, taksit de yapıyoruz demiş. Bakın bu mizah değil. Yani mahalle berberi arkadaşınızdır, ahbabınızdır, bir çay içtiğiniz, kahve içtiğiniz, dertleştiğiniz bir insandır. Berberler sırdaştır. Şimdi kadın berberleri için de aynı şeyi söyleyebiliriz. İnsanlar gidiyor, alt tarafı berber ne kadardır demeyin. Berberin de semtine göre koşulları değişiyor. Doğal olarak kredi kartı kullanıyor insanlar. O da yetmiyor. Berber diyor ki abi bankam 4 taksit veriyor, 2 de bilmem ne oluyor, 6 diyor. Yani aslında bir berber etkinliği için bile taksitle hayatını kolaylaştırmaya çalışan insanlardan oluşan bir tablo içerisinde yaşıyoruz. Bu ibretlik tablo üzerine çok konuşmamız gerekecek. Çünkü önümüzdeki dönem ayda 4 kere, 3 kere, 2 kere neyse kaç kere berbere gidiyorsanız belki bunu teke indireceksiniz. Belki de 2 ayda bir yapacaksınız. Belki pandemide olduğu gibi kendiniz tıraş olmaya çalışacaksınız falan. Hadi siz bunu çözdünüz evde. Esnaf ne yapacak? Dükkanda diyelim ki gelen sayısı yarı yarıya düştüğü zaman ya fiyat arttıracak ayakta kalabilmek için, ya da artık o yoksullaşmayla birlikte dükkanı kapayacak. Dükkan kapandığında ne olacak? O insanların, tüm esnaflara bunu koyduğumuz zaman, tüm esnafa koyduğumuz zaman o insanların aileleri, çoluğu çocuğu ne yiyecek, ne içecek? Orayı kiralayan, belki de bir tane dükkanı olan, oradan geri elde etmeye çalışan insan ne yapacak? Ciddi bir sorun da bu. Şimdi berberin bu meselesinin ne kadar vahim olduğunu bir de kendi ağzından dinleyelim isterseniz. Ankara'da yaşıyorum. 27-28 yıldır bu işi yapıyorum. Bu yıla kadar hiçbir şey bu kadar zamlı değildi. %100, %150 falan zam geldi. Her şey pahalandı. Tıraşın da pahalanması gayet normal yani. Her şey zamlanıyor. Dükkan giderimiz bayağı var ya. Şimdi 20 milyon liraya aldığımız, 25 milyon liraya aldığımız ücreti şimdi 55-60 milyon liraya alıyoruz. Veresiyeniz tıraş ediyoruz, evet. Kredi kartıyla da tıraş ediyoruz. Tabii bunlar da var. Taksit yapıyoruz. Evet.
Sevgili dostlar, mizah gibi değerlendirebileceğimiz aslında gülmecenin sınırları içinde olması gereken meseleler hayatın hakikatine döndü. Fakat bu hayatın hakikatinin bir boyutu da Türkiye'deki sendikasızlaşma ve aslında işverenlerin bir koltuk teniğine dönen sendikaların, halihazırdaki sendikaların hali pür melali. Türk İş Başkanı Atalay asgari ücretle ilgili bir yorum yapmış, idare edilebilecek ücret demiş. Şimdi Sayın Atalay'a yani bu meseleyi en çok bilmesi gereken, garip kurabanın yanında olması gereken, onun için o koltukta oturan ve o koltukta oturduğu için de hakkını savunması gereken, işçinin hakkını savunması gereken Sayın Atalay'a şu deneyi yapmayı öneriyorum. Alalım o parayı, ailede tek bir çalışan var genellikle. Gidelim 2-3 kişilik, 4 kişilik bir aileye o parayla birlikte bir ay geçinmesi için yurdumuzun farklı bölümlerinde bir deney yapalım. İç Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan, sahildeki işte benzer durumda yaşayan insanlardan, Karadeniz'den, Marmara'dan her birinin evine gidelim ve Sayın Atalay bir ay boyunca onlarla yaşasın ve 6 ay sonunda da 6 ev gezdikten sonra bari böyle bir eylem yapsın ya da 6 yöneticisini göndersin. Harcadıkları her kuruşu da kenara yazarak 6 ayın sonunda mesela yılbaşında buraya yan yana dizelim. Tamam mı? Bakalım 5500 liralık bir gelirle idare edebilen herhangi bir insan var mı? Burada şunu kastediyorum. Evdekiler zaten idare edemediğini biliyoruz da görevliler o koşullarda gönderilen insanlar bunu başarabilecekler mi? Şimdi bir işçi sendikası liderinin, Türkiye'nin en büyük organizasyonudur bu maalesef, liderinin bu tarz bir açıklama yapması ya iktidardan korktuğu anlamına gelir, ya iktidarla işbirliği yaptığı anlamına gelir ya da gamsız olduğu anlamına gelir. Bunun üçü de birbirinden kötü. Şunu söylese yine derim ki ya biz istedik, şu kadar para istedik, şu kadar mücadele ettik, maalesef karşımızdaki yapı buna izin vermedi falan anlarım. İşin matrak tarafı şu. Bakın işçi sınıfını temsil eden Sayın Atalay bunu söylüyor. Bir de parayı veren taraf ne söylüyor ona bakalım. Parayı veren kim? Bakan Vedat Bilgin. Kamu parasını veriyor tabii. Babasının parasını vermiyor. Açlık sınırının 6 bin lira olduğunu kim söylüyor? Açlık sınırı 3600-4 bin liradır diyor. Bunu söyleyen Bilgin 6 bin lirayla 4 bin lira arasındaki farkı, meseleyi falan nasıl tartacak onu bilmiyorum. Ama dün simit hesabı yaptık. Bugün ben buraya gelirken bizim işte Sancak, ondan sonra Cemre, simit alıyorum. İki tane de fazladan alıyorum. Bizim Ali Çadırcı var, o da gençlerden. Yani çevremizde kim varsa onlara veriyoruz. Nedense herkes de rejimde bu arada. Ben değilim, bilmiyorum durum nasıl görülüyor. Simitleri almaya gittim, 20 lira verdim. Tabii fiyatı bilmiyor değilim. 20 lira. Yani ben bu çocuklara haftanın 5 günü gelirken abileri olarak 4 simit getirmeye kalksam sadece simit aldığım için buraya gelirken haftada 100 lira harcarım. 4 haftada 400 lira harcarım. Düşünsenize hafta sonu da yok bunların içinde. Hafta sonunda da ailenize ikişer simit alsanız 20'şer liradan 80 de öyle koyun 500 lira civarında bir paraya gelir. Neredeyse yanınızdaki arkadaşlarınıza simit getirdiğiniz için maaşınızın %10'unu vermiş olursunuz bu hesaba göre. Açlık sınırı da değil, onun altında. Bir öğün bile değil. Simit yiyorsun. Ha, simitçi dedi ki abi yanına simit atayım, peynir atayım mı? Ben simitle peyniri sevmediğim için almadım. Hani alamayacak durumda değiliz çok şükür. Peyniri de alırız ama peyniri de koyduğunuz zaman zaten maaşınızın %25'inde geliyor. Şimdi Sayın Bakan'a soralım. 3600-4000 lira açlık sınırındaysa şöyle bir şey de Sayın Bakan'ın anketine önerelim. Sayın Bakan parlamentodaki vekillerine desin ki arkadaşlar siz Türkiye'nin önemli insanlarsınız. 300 haneye gidin, 200 haneye gidin neyse o hanelerdeki insanlarla birlikte şu paraya bir ayın sonunu getirin. Eğer bunu becerebiliyorlarsa ben buradan diyeceğim ki tamamdır bu böyle. Tamamdır bu böyle. Bunun olabilme imkanı yok. Olabilme imkanı yok. Şimdi bu söylemler insanın canını acıtıyor. Bu söylemler zaten vahim durumda olan insanın ruhunu da sancıtıyor. Dolayısıyla buradan insanın herhangi bir isyan etmeme duygusuyla eyvallah demesinin mümkün olmadığını söyleyelim. Ama Avrupa bizi kıskanıyor. Dünya bizi kıskanıyor. Çünkü itibardan tasarruf etmiyoruz. Avrupa maalesef içinde bulunduğu bataklık halinde ne yapacağını bilemiyor. Kanıtını mı istiyorsunuz? İşte dünyanın farklı ülkeleriyle bizim aramızdaki durum. Avrupa ayrıca kıskanıyor.
G20 ülkelerine bakacağız. Türkiye orada itibardan tasarruf etmeyen bir dünya lideriyle temsil ediliyor. Türkiye 78.6 enflasyonla birinci sırada. Arjantin 58.8 ki Arjantin'in durumunu biliyorsunuz. Arjantin diye bir ülke var ama toprakları onun değil. Korkunç bir sömürü altında Arjantin. Rusya 17.1. Savaşta Rusya. Altın çiziyorum. Savaşta ve dünyanın tamamı tarafından tecrit edilmeye çalışıyor. Böyle bir ülkeden söz ediyoruz. 17.1. Brezilya inanılmaz yokluk, yoksulluk, sıkıntı içerisinde 11.71. İngiltere Avrupa'da en çok enflasyonun olduğu ülke 9.1. Amerika tarihin en kötü günlerinden birini, dönemlerinden birini yaşıyor 8.6. İtalya 8. Ekonomisi son derece sıkıntıda. Kanada 7.7. Meksika 7.65. Almanya en çok bizi kıskanan 7.6. Hindistan 7.04. Güney Afrika 6.5. Fransa 5.8. Bizi kıskanan Avrupa. Güney Kore 5.4, Avustralya 5.1, Endonezya 4.35, Japonya 2.5, Suudi Arabistan kanka 2.23 ve Çin 2.1. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman G20'ler içerisinde diğerleri bizim halimize baktığı zaman herhalde ne düşünüyordur? Ve üstelik şu tablo görüldüğü zaman kendi aranızda konuştuğunuzda masada bir pazarlık yapacağınız zaman halkınızın yoksul, acilen paraya ihtiyacı olduğunu ve dolayısıyla onların eline düştüğünüzü düşünseler haksızlar mı? Haksızlar mı? Ve üstelik önümüzdeki dönemin daha kötü geçeceğini onlar da görüyor. Neden? Merkez Bankası'nın tutumu baş ekonomisten kaynaklı olarak zaten hakikate uymuyor. Ne yapacaksınız o zaman? Yani Türkiye uçuruma doğru gidiyor. Açık, net, tartışmasız ve böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi bütün bunları söylerken biz bunları söylüyoruz diye kötü kişi oluyoruz. Fakat başka haber kanallarında kimilerine baktığınız zaman öyle değil. Bunlar hain, bunlar vesaire bilmem ne diyorlar. Ben size soruyorum. Allah aşkına radikal tahammülsüzler. Doğruyu söyleyen mi hain olur yoksa çarpıtan mı hain olur? Bütün bunlar olurken gündeme not düşmeye devam ediyoruz. Evet, İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'a suç duyurusu. Açık bir iç savaş kışkırtıcılığı var. Ben sabah Sayın Özdağ'la yazıştım. Bugün bir başka kanalda olduğu için bize bağlanmadı. Ancak Ümit Özdağ'ın söyledikleri yenir yutulur cinsten değil. Aslında bu akşam Sedat Peker'in de bir takım açıklamalar yapılacağını duyduk. İkinci bölümde Sedat Peker'in iddialarına yönelik bir dosya hazırladık. Sancak o konuya emek verdi. Cemre de Sancak bu arada iyi takım oldu. İki genç ve bunlar duyarlı insanlar. Tabii herkes gibi. Ama onlar ayrıca çalışkanlıkları da beni bir haftadır mutlu ediyorlar. Burada yetişen arkadaşlarımız hep daha iyi koşullara geliyor ve başka birimlerde de çalışıyorlar. Bunun altını şunun için çizmek istiyorum. Burada emek, alın teri veren insanlarla birlikte bu işleri yapıyoruz. Hep kamera arkasını düşünmemiz lazım. Şimdi Ümit Özdağ hakkında bu suç duyurusunda neden bulunuldu meselesine bakacağız. Fakat şunu söylemek isterim. Bu meselelerin suç duyurusunda bulunulması dahil olmak üzere araştırılması için iyi bir vesile olduğunu görmüş oluyoruz. Neden? Suç duyurusuna konu olan meseleyi araştırmadan bir kişinin suçlu mu, suçsuz mu olduğunu bilebilmemiz mümkün değildir. Bakın Ümit Özdağ hangi iddialarda bulundu, nasıl bir yaklaşım gösterdi? Biz bunların ardından da bir başka cümle daha kuracağız. İddialar önemli, yenilir, yutulur cinsten değil. İçişleri Bakanı başta olmak üzere ülkeyi yöneten kadrolar gaflet, dalalet ve hatta hiyanet içindedir. Görevde tutulması ülke için milli güvenlik tehdidi haline gelmiş. Ümit Özdağ şunu söylüyor. İçişleri Bakanı artık tehlikeli bir durumdadır. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı hakkında böyle bir iddiada bulunmak açıkçası ileri bir iddiada bulunmak demektir. Ve bu tabloda İçişleri Bakanı'nın toplumu rahatlatacak bir açıklama yapması kadar Cumhurbaşkanı'nın kabinesinin de bu bağlamda bir değerlendirme yapması gerekir. Türkiye öteden beri farklı bağlamlarda kontrgerilla meselesiyle ilgili tartışmalarda 15 Temmuz'un hemen ardından
kaybolan silahlarla ilgili bir tartışma da yapılıyor. Bu silahlar nerede, kimlerin eline geçti? Sadat meselesi vardı biliyorsunuz. Burası ne iş yapar diye tartışılıyordu. Bütün bunları topladığımızda şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Ümit Özdağ'ın burada söylediklerini önce sesini dinleyelim. Arkasından da bu meselenin nasıl bir Türkiye içerisinde yaşadığımıza dair ne türden bir yaklaşım göstermemiz gerektiğini ibretlik olarak gözümüzün önünden ayırmayacak ciddi bir sorun olduğunu aklımızın bir yerine yazalım. İşte konuşmanın devamı. Konya'da üretilen bu otomatik tüfeğin kimler tarafından dağıtıldığını açıklasınlar. Yoksa biz açıklayacağız. Sayın Ümit Özdağ, ben sabah WhatsApp'tan yazıştığımızda ben söyleyeceğimi söyledim dedi. Arkasından da Enver Bey dedi, özellikle şeye dikkat edelim. Bu meseledeki tabloya dikkat edelim. Çünkü ben belgeleri açıklayacağım. Şimdi belgeleri açıklayacağım dediği konu ne? Diyor ki Konya'da üretilen otomatik tüfeğin kimler tarafından dağıtıldığını açıklasınlar yoksa biz açıklayacağız. Şimdi bu o kadar büyük bir iddia ki her şeyin önüne geçirip birinci madde yapmamız gerekiyor. Neden? Bir, Türkiye'de seçimle ilgili olarak, seçim güvenliğiyle ilgili olarak büyük tartışmalar var. Eğer siz silahlı bir takım paramiliter gruplara silah dağıttığınız belgelenirse seçim güvenliğinden Türkiye'de kimse söz edemez. Bir. İkincisi, Türkiye'nin başının belası olan 90'lardan bu tarafa izlediğimiz ve büyük sıkıntı yaşattığını bildiğimiz o çok ciddi kritik mesele faili meçhuller başlayabilecektir. Dolayısıyla muhalefetin ve muhalefetin sesi olan isimlerin beli kırılmış olur. Üçüncüsü, eğer bunlar Türkiye'deki örneğin göçmenler vesaire gibi grupların eline geçtiyse o grupların başı bozukluğu, istedik kaydının olmadığına baktığımız zaman Türkiye'nin dünya tarafından da bir eşkıyalıkla yöneltildiği duygusuna bir olanak sağlamış olur. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere demokrasi bağlamında tartışılacağı gibi öyle bir arayışımız yok ama Türkiye'nin barış içerisinde yaşamasının giderek bir sorun haline geldiğini görürüz ve bir kargaşa ortamı doğmuş olur. Bu iddiaların yanıtlanması şart. Türkiye'de bir siyasi partinin lideri bunu söylüyorsa bunun üzerinde durmak gerekir. Şimdi bizim yayın akışımızdaki tartışmaları değiştirip buradan hareketle bir anket getireceğim. Eğer onu bulabilirse Hasan, bir seçim anketi getireceğim. Seçim anketiyle bakacağız. O halde diyorum ki bir de buraya verelim bellayı, ankete bakalım neymiş memleketin hali pürmelali. Evet sevgili dostlar, size bir anket vereceğiz. Bu anket yeni yayınlandı, taze sıcak. Yöneylem Araştırma Şirketi'nin son seçim anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki oy kaybının derinleştiği görülüyor ve CHP ilk defa birinci parti olarak çıkıyor. Hemen anketin künyesi dahil olmak üzere hepsini verelim. 24 ila 28 Haziran 2022 tarihlerinde yapılıyor. Künye böyle 2704 kişi üzerinden yapılıyor ve 27 ilde yapılıyor. Bu anket Yöneylem firmasının damgasını taşıyor. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra elde edilen veriler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %27.1 olduğu görülüyor. Bu olabilir. Yani çok akıl dışı değil bu veri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27.7 olduğu görülüyor. Bu da akıl dışı bir veri değil. Onların arasında geçirgen olarak 1-2 puan öteki tarafa, 1-2 puan bu tarafa gelebilir. Ama şu ortaya çıkıyor. Artık CHP'nin lokomotifliğiyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lokomotifliği net bir şekilde ortaya çıktı. Erdoğan-Kılıçdaroğlu yarışmasının olacağının bence en temel göstergesi bu. Bir kere ben buna inanıyorum. Bu olur mu? Bundan bir hafta önce, 15 gün önce söylediğim kadar emin değilim. Nedeni de şu, hatta bugün, yarın onu büyüteç altına alacağız ama hapiste bulunan HDP'nin eski eş genel başkanlarından Selahattin Bey'in yaptığı bir açıklama vardı. Bir Türk açılımına ihtiyacımız var dedi. Enteresan. Kürt meselesinde bize el uzatılabilmesi için, muhalefetin daha güvenli olabilmesi için bizim de onlara el uzatmamız gerekir dedi. Bu ortak aday meselesinde ciddi bir yol almak anlamına gelir. İyi Parti'nin de elini güçlendirebilir. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun adaylığını da güçlendirebilir.
Devam edelim. HDP'nin 10.4 olduğu görülüyor. HDP çok uzun zamandan beri ilk defa bu sınırlara düştü. 12-13'lerde görülüyordu Selahattin Bey döneminde. Bu da bir puan, iki puan oynayabilir. Ben biraz daha üstüne çıkacağını tahmin ediyorum. MHP'nin 8.2 oy oranı. MHP'nin ben 8'i 9'u geçebileceğini zaten zannetmiyordum ama bunun iyi bir oran olduğunu düşünüyorum. MHP'nin 7'nin altında kalacağını iddia eden isimler vardı. Bu da çok akıl dışı değil. İyi Parti meselesine geldiğimiz zaman İyi Parti 16. İyi Parti'nin bence en gerçekçi oyu bu olabilir. Neden dersiniz? İyi Parti'yi bazı araştırma kuruluşları 21-22 bandına kadar taşımıştı. 12-13'te gösterenler de vardı. İkisinin ortası gibi görüyoruz bunu. Bu çok akıl dışı değil. İyi Parti'nin yükselişi ama görülüyor. Saadet Partisi'nin 0.9, hani 1 civarında bir oyu olabilir. O da makul. Gelecek Partisi 0.4. Bunu aslında 0 kabul etmek lazım. Burada da şu soruyu sormak lazım aslında. Yani Gelecek Partisi'nin masada olmasının anlamı ne? Sadece 6 kişiden biri olmasından dolayı mı bu böyle? Yoksa ondan bir oy bekleniyor mu? Ben onun tutmuş bir proje olduğunu düşünmüyorum. Ancak Babacan'ın partisinin tutmuş bir proje olduğunu düşünüyorum. Deva'nın 2 civarında oyu görülüyor. Bu biraz daha yükselecektir. Öyle tahmin ediyorum. 3-3,5'lara çıkacaktır. Muhafazakar çevrenin güven duyduğu bir isim olduğu anlaşılıyor. Türkiye İşçi Partisi 1 bulunmuş. Bu ilk defa Türkiye'de sosyalistlerin elde ettiği bir oy. Türkiye İşçi Partisi HDP'li birlikte hareket ederse ki bence öyle bir durum söz konusu olacak. Bu kez onlar HDP'ye de katkı verebilecek bir gücü elde ettiler. Yani HDP 10, Türkiye İşçi Partisi 1, 11, bu 12'lere falan çıkabilir. Bu hat da güçlenmiş olacak. Yeniden Refah Partisi'nin 2.1 bulmuşlar. Benim bu Erbakan'ın oğlu olan Oğul Erbakan'ın partisinin hiçbir şey yapmadan 2.1'i bulması şaşırtıcı. Eğer bu gerçekse oraya yönelmek gerekir. Çünkü Sayın Erdoğan'ın buradaki 2 puana çok ihtiyacı var. Çünkü bu 2 puanı yuvarladığınız zaman 30'a taşıyabilecek bir oran. MHP'yi de koyduğunuz zaman 40'ları zorlayacak bir oran demektir. Gelelim asıl kritik olana, Zafer Partisi. Bu da tutmuş bir proje. Zafer Partisi'ni 2.8 buluyorsanız bunun üzerine 2-3 puan daha koyabileceğiniz bir siyaset olabilir. Ben Ümit Özdağ'ın yaptığı çıkışın özellikle Türkiye'deki seküler milliyetçi kanadın ilgisini çekiyor olmasının ve bunun nereden oy aldığının iyice tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Niye? Çünkü Zafer Partisi'nin içerisinde DSP'li isimler olabileceği gibi CHP'den göz kırpanlar da var. Dolayısıyla buradan oy aldığını varsaysak CHP tarihinin en yüksek oy oranında. Peki MHP'den oy aldığını düşünsek, MHP zaten bu civarda bekleniyordu. Ayrı bir durum. İyi Parti'den oy aldığını düşünsek yukarıya çıktı. Zafer Partisi'nin 3 civarında oyunun bulunmuş olması Zafer Partisi'nin herkesten oy alabilip yeni bir kimlik yarattığı anlamına gelir. Dolayısıyla Ümit Özdağ, benim ideolojik olarak hiçbir şekilde ortaklığım olmamasına rağmen Ümit Özdağ'ın gündem yaratan siyasetin bize şunu söylediğini görüyoruz. 3, bunu 4'e çıkartabilecek bir puan var. Rahatlıkla AK Parti, Zafer Partisi'ne gelin yan yana oturalım diyebilir. Zafer Partisi böyle bir pazarlık şansı elde ettiği zaman bir tür milliyetçi cephe tarzında bir anlayışla bugün bakanları da tehdit edebilecek bir güce gelebilir diye düşünüyorum. Ve aktif ve aslında aykırı sert çıkışlarla giden Ümit Özdağ'ın enteresan bir kısa zamanda sonuç aldığını görüyoruz. Buradaki tabloyu dikkatle takip edelim. Akla yakın bir tablo. Biraz oynak olur tabii bu şeyler ama fena bir araştırma değil herhalde. Gerçekten bu araştırmayı bulanlar bize ilginç bir sonuç vermiş oldular. Türkiye artık muhafazakarlaşmanın çok ötesine geçmiş. Şeriatçı görüntüler, şeriatçı kalkışmalar gibi algılanabilecek bir takım tablolara tanıklık ediyor. Şimdi gelişmiş toplumlarda, örneğin İngiltere'de mesela, Londra'da meydanlara gittiğinizde IŞİD bile orada broşür dağıtır ve kimse buna bir şey söylemez. Fakat bir tek koşulla, siz kimseyi irkiltmezsiniz, rahatsız etmezsiniz ve nihayetinde birileri gelip sizden broşür alır.
yapılırsa onu ikna etmeye çalışırsınız. Ve elbette ki dağıtanlar polis tarafından daha önce araştırılmış ve suçlu statüsünde olmayan kimselerdir. Bunu aklımıza yazalım. Demokrasi konuşuyoruz ya. İkinci bir husus yine başka bir bağlamda gösteriler yapmak için yine Londra'ya örnek verelim gelişmiş bir demokrasi olarak. Trafalgar Meydanı bizim Taksim Meydanı gibi bir yerdir. Günde 2-3 protestonun yapıldığı, mitingin yapıldığı yerdir. Orada türlü gruplar bulunur ama etraflarında polis vardır ve o grupları korur aslında. Böyle bir tablo vardır. Fakat günün ortasında askeri bir nizamla devletin desteklediği ve bütün bunlar olurken halkın bir kısmına korku veren bir görüntünün olması rastlantısal değildir. Bunun bir tür gövde gösterisi olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Ben bunu burada abartarak bir kalkışma bilmem ne falan demeyeceğim. Ama çok açık bir şekilde Türkiye'nin bir siyasal İslam rejimine fiili olarak geçtiğini söyleyebiliriz. Bu bir. İkinci bir husus, bence bunu da iyi konuşmamız gerekir. Biraz Cumhuriyet tarihini ve Osmanlı tarihini bilenler bu türden bir şeriatçı denklemin Osmanlı'da da olmadığını, tarihin hiçbir yerinde olmadığını, kendine özgü bir yönetim sistemi üzerinden, hatta Niyazi Berkes'in söylemiyle hiçbir dönem din devleti olmamış bir Osmanlı'dan söz ederken bu görüntülerin bambaşka bir algıya neden olacağını düşünmemiz hiç yadırgatıcı olmaz. Dilerseniz görüntüleri izleyelim şimdi. Şimdi devletin gözetiminde şehrin ortasında işte müezzinler, imamlar neyse herhalde diploma bir şey töreni çok da mühim değil. Ama bir anlayışı ortaya koyuyor. Bir, mehter marşı. İki, oradaki insanların temsil ettiği İslam tırnak içerisinde anlayışının devletin resmi dini olduğu gösterisi. Buraya baktığınız zaman mehter marşına bir geleneksel otantik değerlendirme olarak algılarsanız onların zaten yani mehter han takımlarının bir tür turistik izlence olduğu yerler vardı. Devam edelim. Belki konserlerde vesairelerde yine bir anımsama olarak kullanılabilir. Ancak Cumhuriyet Türkiye'si ile birlikte mehter han takımlarının kurumsal olarak ortadan kalktığını, simgesel olduğunu görmemiz gerekirken şimdi doğrudan muhatabı oluyorsunuz. Resmi bir tını haline geliyor. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin valisi, kaymakamı vesairesi hepsinin izin verdiği bir yapı altında bu gerçekleşiyor. Siz herhangi bir sosyalist grup olarak, herhangi bir başka dini grup olarak, bunu çoğaltabiliriz. AKP'nin dışında olan herhangi bir grup olarak bir yürüyüş yapıp bir marş çalsanız polis sizi hemen dağıtır ve ağır şiddet uygular. Peki bu nasıl periz, nasıl lahana turşusu? Gösteriler yapılması, demokratik hakların uygulanması, bunların hiçbirisine benim bir itirazım yok. Ama iki koşulla. Bir, herkese aynı muamele yapacaksınız. İki, devletin güvencesi sadece onları korumak bağlamında olacak. Taraf tutarak yurttaşların bir kısmının resmi ideolojisini anlatsın diye bu biçimde ortaya konması doğrudan bir mesaj halini alır. O mesaj deyince Diyanet İşleri Başkanlığı'nın artık Türkiye'nin her yerine sirayet ettiğini ve Türkiye'de başka hiçbir kurumun bu kadar sistemi zorladığını ya da sistemin doğrudan kaynağı olduğunu söyleyemeyiz. İşte tablo. Diyanet polisler için dini ve ahlaki bilgiler kitabı yayınladı. 2022'nin Ocak-Mayıs döneminde dini kitaplar için 18 milyon lira harcandı. Bu çok vahim bir şey. Çok tehlikeli bir şey. Çünkü eğer böyle bakarsak Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu değil, şer'i hükümlerle yönetilen bir devlet olduğunu düşünmemizin önünde hiçbir engel olmaz. Eğer siz, bırakın 18 milyon liralık meseleyi, eğer siz referanslarınızı, dayanağınızı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan almaya kalkarsanız, o zaman polis de onun öngördüğü değerlendirmelerle meseleye bakar. Birkaç açıdan değerlendirmemiz gerekir. Bir, belki de en az düşünülen açıdan. Eğer siz
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kendi İslam inancınızı, Sünni mezhebinin de AKP'ce yorumlanmış inancını ya da Ali Erbaş'ça yorumlanmış inancını, gerçi ikisi aynı şey, bir öğreti haline getirirseniz, soru şu: orada AKP gibi inanmayan insanlar, Türkiye'nin birinci sınıf yurttaşları demek ki polislik yapamayacak. Bir Alevi'nin, bir gayrimüslimin, bir ateistin, bir deistin, bir agnostiğin, bunları çoğaltabiliriz, polis içerisinde olması mümkün değildir. Neden? Adamın inancı bu değil. Hem işe alacaklar onu seçmez, hem de adam ben niye bu kurallara bağlı kalayım, ben yasalara bağlı olmalıyım der, bir. İkincisi, polisle ilgili yapacağımız çok önemli başka bir tahlil var. Polise neyi söylemeniz gerekir sizin? Yani dini öğretilerle mi davranmanız gerekir, yoksa evrensel hukuk kuralları mı? Polislere verilmesi gereken eğitim, bir, hukuk felsefesini anlatmak, polisin hukuk çerçevesi içerisinde kalmasını söylemek, kötü muamele yapmamak, işkence yapmamak, dövmemek, sövmemek vesaire, insan haklarının anlatılması gerekir. Ve bu sürecin tamamının adil yargılanma koşullarına kadar aslında polisin gözaltına almasıyla birlikte içeride yapacağı tüm muamelele dahil olmak üzere oradaki henüz suçlu olmayan, sanık konumunda olan kimsenin can güvenliğini sağlaması gerektiğini anlatmamız gerekir. Eğer siz polisi sizin karşınızda olduğunuzu düşündüğünüz her gruba karşı bir düşman hukukuyla davranması yönünde eğitirseniz, bunun sonuçları çok ağır olur. Bu peki Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din ve ahlaki bilgiler bağlamında polise gönderildiğinde şu soruyu sormak hakkımız. Türkiye Cumhuriyeti'nde dini ve ahlaki bilgilerle mi yasalar ortaya konuyor? İşte şeriat fiili olarak gelmiş oluyor. Bu onun tipik bir örneği. Kitap meselesine girince bir başka örnek daha var. Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'ın Yemek Tarifi kitabının ihalesi sonuçlanmış. 1 milyon 148 bin lira verilmiş Emine Erdoğan'ın Yemek Tarifi kitabı için. Burada da Kültür ve Turizm Bakanı olan, kültür tarafı sıfır, turizm tarafı da kendi şirketleri ve patronların çıkarı bağlamında yönetilen bir kurumdan söz ediyoruz. Türkiye'nin hangi sebepten dolayı Sayın Emine Erdoğan'ın bu türden bir kitabına ihtiyacı var ve neden bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı basıyor ve dağıtıyor bilmiyorum. Emine Erdoğan'ın aşçılığı hakkında bir şey söyleyecek halim yok. Mutlaka bir hanımefendi olarak lezzetlidir. Eli tam lezzeti bulur. Lakin bugün Türkiye'de Emine Erdoğan'ın kitabını basacak sürüyle yayın evi vardır, kuyruğa girerler. Dolayısıyla rahatlıkla bu parayı harcayacak bir sürü yayın evi vardır. Düşünsenize Sayın Erdoğan'ın bu kitabını bir biçimiyle bastıktan sonra hem satış garantiniz var, çünkü herkes Emine Erdoğan'a bir şekilde yaranmak için bunu yapar, hem de sarayla yakın ilişkiniz olacak. Neden bunu devletin parasıyla yapıyorsunuz? Neden bunu devletin parasıyla yapıyorsunuz? Sayın Emine Erdoğan'ın yayıncısı mı yok mesela? Bakın, meselelere buradan bakarsak daha iyi anlaşılır. Emine Erdoğan'ın biz yemek tarifi yapabilir mi, yapamaz mı demesini tartışmayalım. Neden devlet bunu basıyor? Madem Türkiye'de pazar ekonomisi var, neden örneğin Turkuaz grubunun yayın evi var, o yapmıyor mesela? Neden? Bu bence vahim bir olay. Kaldı ki Sayın Erdoğan, Emine Erdoğan'a hekimlere konuşma yaptırarak hekimlere yön vermesi bile beklendi. Liyakat meselesi dediğimiz zaman buradan geliyoruz. O halde Hasan'cığım gönder, gündeme nota devam ediyoruz. Değerli radikal tahammülsüzler, herkese ispatlamamız gerekiyor burada olduğumuzu. Çünkü Türkiye'de pek çok alanda olduğu gibi bizim programımıza yönelik de doğrudan dolaylı troller kanalıyla saldırılar yapılıyor. Eğer oradaysanız lütfen orada olduğunuzu bize söyleyin ve saat başında ekranlarınızdan ayrılmadan benimle karşı karşıya olun. Çünkü bu kez Sedat Peker'in iddialarına yönelik akşama sizi hazırlayacağız. Akşam, tekrar söylüyorum, bugün, akşam, yarın ne olursa olsun hiçbir şekilde özel hayata yönelik meseleleri gündemimize almayacağız. Lakin Peker'in iddiaları özel hayat dışında kalan devasa bölümü, o da az buz yenilir yutulur cinsten değil. Radikal tahammülsüzler, saatlerimiz 11.50. Evet, tam 12'de, altını çiziyorum, tam 12'de buradayız. Trollere inat, ben buradayım derseniz, radikal tahammülsüzler ben buradayım derseniz şu anda ihtiyacımız var, çok iyi olur. Lütfen radikal bir şekilde varlığımızı hissettirelim. Saat başında buradayız.
Değerli radikal tahammülsüzler, size söylediğimiz gibi Sedat Peker'in iddialarını tek tek ekrana getireceğiz. Tekrar söylüyorum, bunun altını çizmek istiyorum. Sedat Peker içeriden konuşuyor, o yüzden ilgi çekici. Bugüne kadar Türkiye'de faili meçhullerle ilgili, yolsuzluklarla ilgili, uyuşturucu hareketliliğiyle ilgili içeriden olmayan araştırmacıların, gazetecilerin vesaire çeşitli değerlendirmeleri oldu. Sedat Peker kendisi de söylediği üzere ben bu işlerin içerisinde yer aldım dedi. Hatta hatırlayın, sizin kanınızda banyo alacağız demişti KYK'lı akademisyenlere ve ardından da yaptığı bir açıklamada topluma korku salmak için bu konuda beni görevlendirmişlerdi ya da ben kendime rol biçmiştim dedi. Şimdi buradan baktığımızda Sedat Peker'in söylediklerini ikiye ayırmamız gerekiyor. Sedat Peker kendi içinde bulunduğu camiadan kaynaklı olarak bir hesaplaşma yapabilir. Bu açıkçası hesaplaşmanın boyutu, hukuki bağlamı bizim tam olarak bilebileceğimiz bir mesele değil. Ancak diğer tarafı, yani iddiaların özellikle kamu açısından önemli olduğu ve kimisinin daha önce dış gözler tarafından değerlendirildiği, Sedat Peker tarafından da bir biçimde onaylandığı anlamına gelir ki bunların her biri tartışmaya, irdelenmeye, izinin sürülmesine hak eden iddialar olduğunu söyleyelim. Türkiye'nin yüce adaletine halen ve ısrarla ve inatla inanan kimseler olarak bu meselenin bugün ya da yarın mutlaka gündeme geleceğini düşünüyoruz. Ekranda gördüğünüz isim Baba Demirören, Erdoğan Demirören. Peker'in iddiaları şöyleydi. Erdoğan Demirören, Yorgu Papatopoulos'u yakarak öldürüp mallarına el koydu, bir. Üzerine yapılan hisseleri geri vermeyerek Milan Gaz'ın sahibi oldu, iki. Bütün iddialar Eymür'ün MİT raporunda mevcut diyor, üç. Şimdi baktığınız zaman bir kere burada bir cinayet meselesi var. Bir cinayet meselesi var. Erdoğan Demirören öldü. Lakin elde ettiği mal varlıkları ve bugün eski Beşiktaş Başkanı, sonra Federasyon Başkanı olan oğlunun hükmettiği ve medyanın olağanüstü gücüne sahip olduğu Oğul Demirören'in bu meselelerle ilgili ölmüş insan bağlamında değil ama onun suç ortakları bağlamında ve içinde bulunduğu koşullar bağlamında bir soruşturmaya tabi tutulması Türkiye Cumhuriyeti savcılarının görevidir. Mallarının üzerine çökülerek imparatorluğunun temelinin kurulduğunu, Milan Gaz, hani onun tüpçü denmesinin nedeni olan Milan Gaz'ın sahibi olduğu meselesi önemli. Oradaki ortaklık durumu, orada birinin öldürülerek saf dışı bırakılması falan, bunlar vahim ve önemli iddialar. Ama daha önemlisi, devletle iç içe olmuş olan Eymür'ün MİT raporunda bunun mevcut olması. Yani bu şu demek, devletin kayıtları altında bu var. Devlet bunu bugüne kadar niçin soruşturmadı? Soruşturdu da bir şey bulamadı mı? Ya da birileri bunun üzerini mi örttü meselesi? Hiç kuşkusuz ki aydınlatılması gereken önemli meseleler. Bakın, bugün gündeme Sedat Peker tarafından geldiğine göre bu bir zamandır zaten biliniyor demektir. Sedat Peker içeriden bir kimse olarak ya da kendisine gelen belgeler bağlamında bunu ortaya attığına göre bugün değilse bile yarın bu iş mutlaka ortaya çıkar. Kaldı ki Demirören'in 5 kuruş harcamadan büyük bir medya imparatorluğuna sahip olmuş olması siyaseti de doğrudan etkilediği anlamına gelir. Devam edelim Hasan, bu mesele önemli. 1980'li yıllarda Yahudi cemaatinin haraca bağladı diyor Erdoğan Demirören. Bilgiler eski İstanbul Asayiş Şube Müdürü Cemil Gülmen'in eşi Neriman Gülmen tarafından 5 çuval içinde geldi diyor. Şimdi bu meselenin ne kadar büyük bir mesele olduğunu Neriman Hanım'ın çuval içerisinde göndermesiyle birlikte anlıyoruz. Çünkü İstanbul Asayiş Şube Müdürü'nün eşi tarafından geliyor. Dolayısıyla bu bilgilerle ilgili iki çıkarımda bulunabiliriz. Bir, günün birinde bunları açığa çıkartmak için gizlenmiş olabilir. İki, bu belgeler devletin elinde olup bir türlü kovuşturmaya uğramamış olabilir. Şimdi biz bu tabloya baktığımız zaman şunu sormak hakkımız değil mi? Yahudi cemaatini haraca bağladı demek, Türkiye'de zaten güç koşullarda yaşayan ve maalesef azınlık diye tarif edilen Türkiye yurttaşlarının bir kısmının büyük mağduriyet yaşadığı anlamına gelir. Peki bu mağduriyetle ilgili mağduriyet yaşayanların ifadesine başvurmak bir namuslu hukuk devletinin temel ödevi değil mi? Bence ödevi. Bu iddia önemli mi? Çok önemli. Bu belgeler Nermin Hanım'da olduğuna göre Nermin Hanım'a şu sorulamaz mı mesela? Yani ona o kaynağı veren insanlar bağlamında söylemiyorum. O iz takip edilerek devletin arşivlerinde bulunamaz mı? Bal gibi de bulunur. Bunun altını çizelim. Devam edelim.
Peki yani Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a önce benim örgütteydin, şimdi Soylu'nun örgütüne mi geçtin? Bu meselenin perde arkası son derece karmaşık. Çünkü Peker'in iddiası şu: benim adamlarıma yönelik kovuşturmalar yapıldı. Bu kovuşturmalar yapıldıktan sonra bu insanların hemen hepsi beraat etti. Yargılanması vesaire süreçlerinde zaten türlü oyunlar oldu. Ben Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldım ve şimdi bana tuzaklar kurmaya devam ediyorsunuz. Buradaki enteresan mesele şu değil mi? Ankara Emniyet Müdürü Sayın Servet Yılmaz'a önce benim örgütteydin, şimdi Soylu'nun örgütüne mi geçtin? Sayın Soylu eskiden Demokrat Parti Genel Başkanıydı. Sayın Soylu şu anda İçişleri Bakanı. Dolayısıyla Sayın Soylu bu iddiaların araştırmasıyla Adalet Bakanı ve kendisi ikisinin de yükümlü olduğu makamdalar. Kaldı ki Sedat Peker eskiden benim örgütteydim diyor. Şimdi Sedat Peker kendisine suç örgütü lideri denmesinden fevkalade rahatsız oluyor. Ama bir taraftan da eğer suç örgütü lideriysem ben, siz bunun ağababasınızsınız diyor. Öte taraftan da böyle bir örgüt diyerek devletin içinde bir gücü olduğunu ve devletin kaynaklarından kendisine pek çok bilgi geldiğini de bize ekliyor. Devam edelim. Yine ilginç bir mesele. Ankara Başsavcı Vekili Alparslan Tufan bir Peker krizi olarak yorumlanan o süreçle ilgili olarak görevden alındı. Şimdi gerçekten biz Türkiye'de siyasi müdahalelerle yargıya pek çok farklı bağlamda değerlendirme yapıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu değerlendirmelerin yapılmasıyla baktığımız zaman önümüzde şöyle bir tablo çıkıyor. Bunlar da araştırılmaya muhtaç. Hakimler, Savcılar Yüksek Kurulu'ndan tutun, devletin içerisinde kriminal bir takım durumların olup olmadığına dair değerlendirme yapmamız gerekiyor. Burada ilginç bir bilgi daha vermek istiyorum size. Başka yerde bu bilgiyi bulabilir misiniz bilmiyorum ama size ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu sırada olan meseleler, Kemal Kılıçdaroğlu Sadat'ın önüne gittikten sonra 17 Haziran 2022 tarihinde Mehmet Zelka yönetimden ayrılıyor. Bakın, Sedat Peker'in Sadat'a yönelik son açıklamaları, ardından Sadat yönetiminde yaprak dökümü yaşanmasıyla ilgili bir bilgi veriyorum. Mehmet Naci Efe ve Mehmet Zelka Sadat yönetiminden ayrılıyor. Peki Zelka kim Sayın Zelka? Üsküdar Üniversitesi'nin rektör vekili. Mehmet Naci Efe de ayrılıyor. Sedat Peker'in Sadat iddialarından sonra ayrılıyor ve oranın ortağı. Dolayısıyla şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sadat'a niye gittiği, ardından Sedat Peker'in iddiaları vesaireyle birleştirildiğinde Sadat'ın aslında masum bir yapılanma olmadığına dair daha güçlü bir kuşku ortaya çıkıyor. Şimdi düşünsenize, devletle ilgili bir değerlendirme yapıyorsunuz ve bütün bu değerlendirmenin farklı farklı yerlerden acayip kolları olduğunu görüyorsunuz. Şimdi ben hiçbir şekilde ne Sedat Peker'le ne de bu isimlerle organik bağ olmayan bir yurttaş olarak şunu sormak istiyorum. Sadat'tan bu insanların bu meselelerin ardından istifa etmesi ne demek? Sadat'ın en önemli isimlerinden biri olan rektörü bugün oradan ayrıldı ama Sayın Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi ile Sadat'ın bağı hakkında bir şey söylemek durumunda değil mi? Sadat'ın kurucusunun Cumhurbaşkanı'na ne kadar yakın olduğu fotoğraflarda da belgelendiği zaman bu meselenin açıklamaya muhtaç olduğu ve devletin içinden uzun yıllardır görev yaparak kendisine şunu da böyle koyayım, bilgiler gelen Sedat Peker'in iddialarının tartışılması gerektiği apaçık ortada değil mi? Bence bu da fevkalade ilginç. Ve bütün bunların sonucunda Sedat Peker'in öfkesine neden olan ama hepimizin soru işareti olarak aklında, zihnine kazınmış olan bir Bekir Bozdağ meselesi var. Sayın Bozdağ ile ilgili şöyle bir tablo oldu. Sayın Bozdağ, Sedat Peker sana yazıklar olsun dedi ve oradan bizim anladığımız kadarıyla Adalet Bakanı'nı da bu organizasyonu bilerek ve muhtemelen tanışıklığı da olduğu için kendisini zor duruma düşürecek kararlar aldığı için Sayın Bozdağ'a yönelik bir gözdağı vermeye çalıştı. Şimdi bütün bu meseleleri bizim gibi dışarıdan bakan insanlar, gizli kapaklı ilişkilere girmeyen insanlar, oradan bilgiler elde edip de yorum yapmayan insanlar açık istihbarat dediğimiz kanallardan ediniyoruz. Benim temelde gazetecilik ilkem devletten servis edilen belgeleri ya da başka yerden servis edilen belgeleri alıp bunlar üzerine gitmek değil.
Bu başka tür bir gazetecilik. Benimkisi soru sormaya dayalı bir gazetecilik. Ben bunu tercih ediyorum. O yüzden ben araştırmacı gazeteci değil, soru soran televizyon programcısı ve gazetecilik yolunu tutmuş birisiyim. Şimdi o zaman şu soruyu soruyorum. Sayın Bekir Bozdağ, ikinci defa bu noktaya gelmiş bir isim olarak ardı ardına gelip ortaya çıkan bu tabloları, bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet partisi liderinin başta Sadat olmak üzere söylediklerini, öte taraftan aleni biçimde bir cinayet kuşkusu, daha doğrusu cinayet var ama buna yönelik iddiaların olduğu bir meselenin açıklanması ve dahası bütün bunların ortaya çıkmasıyla birlikte, daha önce benim örgütümdeydin, şimdi başka bir örgüte geçtin demesiyle birlikte, eskiden Demokrat Parti Genel Başkanlığı yapmış, şu gün bugün içinde bulunduğumuz noktalarda devletin saygın bir görevinde bulunan Sayın İçişleri Bakanı'nın da bu konuda bir cümle etmesini beklemek bizim açımızdan önemli. Ha, bu cümleyi hangi ölçüde ederler? O onların bileceği iş. Ancak gizli kapaklı işler yapmayan bizler bu meselelerin anlaşılmasını istiyoruz. Buradan Hasan, şu Erol Evcil meselesine de bir gidelim. Çünkü bu işlerin içerisinde, bu karmaşık yapı içerisinde nelerin olup bittiğini görelim. Erol Evcil meselesini biz yeni duymuyoruz. Bizim Cumhuriyet tarihimizin 80'den bu tarafındaki döneminde saygın konumlarda olup sonra kriminal meselelere girmiş bir isim. Demir yumruk operasyonu yapıldı. Erol Evcil tutuklandı. Erol Evcil ismini nereden ve nasıl hatırlıyoruz? Bir onu görelim. Çünkü Erol Evcil bizim yakın siyasi tarihimizde bir figür. Erol Evcil 1997 yılında asker kaçağı olarak yakalandı ve hapse girdi. Orta Doğu ve Balkanların en büyük entegre fabrikasını kurduğunu ilan ettikten sonra Zeytin Kralı olarak bilindi. Alaaddin Çakıcı ile yakın ilişkisi sayesinde kamu bankalarından rahatlıkla krediler aldı. Şimdi Alaaddin Çakıcı Bey'in bugün Sayın Devlet Bahçeli Bey'le olan ilişkisi, daha sonra siyasi bir figür olarak siyasi tabloda olması, geçmişte de siyasi bir figür olduğu anlamına geliyor. Ve kamu bankaları ile ilgili o zaman, Özal döneminden bu tarafa baktığınızda, Erol Evcil'in ciddi bir şekilde korunduğunu ve kamu bankaları, Emlak Kredi Bankası sanıyorum da içinde bulunduğu bir yapıdan büyük krediler ve para kullandığını biliyoruz. Devam ediyoruz. 1999 yılında yakalanıp azmettiricilikten 8 yıl 9 ay ceza aldı. Hakkında bir kez idam ve 27 yıl hapis cezası istendi. Bu kovuşturmanın hangi durumda olduğu, daha sonra nereye gittiği meselesi başlı başına bir karanlık dönem tartışması. Çünkü her siyasi dönemin zenginleri yaratılırken Erol Evcil de o dönemin zenginlerinden biri ve siyasetin koruma şemsiyesi altında olmasa zaten yol almaya devam etme şansı olmayan bir isim. Ve son görüntümüz var. Maliki cinayeti ve Türkbank ihalesine fesat karıştırmak suçlarından Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandı. O zaman Devlet Güvenlik Mahkemeleri vardı ve en üst mahkemelerdi. 2009 yılında tahliye edildi. 2011 yılında yine aynı cinayetten tekrar tutuklandı. Bakın, yargı ve salıverilmenin bu biçimde cereyan etmesinin hiç kuşku yok ki siyasetle doğrudan bağ olduğunu o günleri hatırlayanlar bilir. Suç örgütü kurma suçu kesinleşince 2015'te tekrar tutuklandı. Yine dikkat edin, 11-15. 2018'de tahliye edilince Evcil bir gün sonra da tekrar tutuklandı ve bugüne kadar da geldik. Erol Evcil'in sadece kendi iktisadi para ilişkisini, iş adamı olma ilişkisini, devletle olan ilişkisini, tutuklanmasını, bırakılmasını falan tamamına baktığınız zaman aslında Türkiye'nin kara kutusunu bir anlamda anlamış oluruz. Az önce Peker'in iddiaları, arkasından bu konduğunda şimdi tutuklanmasıyla birlikte Türkiye'nin yakın dönemine dair çok ilginç ilişkiler ağının olduğunu görüyoruz. Aslında temiz eller türü gerçek bir savcılık hareketinin bu meselenin açığa çıkmasında büyük katkı yapacağı kanısındayım ben. Fakat maalesef bu işler genellikle sümen altı ediliyor ve ben bu tutuklamalarla ilgili olarak şöyle düşünmeye başladım çok uzun zamandır. Genellikle bu tutuklamalar devletin o insanı gözetim altında tutması gibi de yorumlanabilen tutuklamalar olduğunu düşünüyorum ben. Bu tablo böyle. Önümüzdeki günlerde daha da bunların artacağı ve ortaya çıkacağı ve buralardan yepyeni tartışmalara gireceğimizi anlamanız gerekir. Ben çünkü böyle düşünüyorum. Şimdi
Türkiye'nin ekonomik sıkıntısıyla ilgili konuşmalar yapan Faik Öztürk'e gideceğiz. Faik Bey yaptığı basın toplantılarında önemli şeyler söylüyor. Heyecansız olduğu için pek gündeme gelmiyor ama iktisadi eleştirileri iyi bir iktisatçı olduğu için Faik Öztürk Bey'in zaten dün ekranlarınıza geldi. Ancak oradan bir ayrıntıyı ben hemen çıkarttım. Bunun sesi de var. Önce sesini dinleyelim. Sayın Öztürk'ün söyledikleri bence çok ciddi ve ilginç bir tartışmanın da fitilini ateşlemiştir. Gözle görülmeyen bir tartışma ama önümüzdeki döneme dair nasıl bir iktidar seçeneğinin olduğuna dair somut bir gösterge. İzleyelim lütfen. Mahiyetinde değil. Ama meclise gelecek olan şey İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğiyle ilgili NATO anlaşmasındaki madde değişikliği. Baştan beri ifade ediyoruz. Biz İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasından ve NATO'nun genişlemesinden yanayız. Ancak mevcut ve müstakbel müttefiklerimizden de Türkiye'nin terörle mücadele hassasiyetine saygı göstermelerini bekliyoruz. Şimdi değerli dostlar, Sayın Öztürk deneyimli bir siyasetçi ve Sayın Öztürk Türkiye'de en azından devleti bilen ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bilen bir aileden geliyor. Ve şu cümleyi, satır arasındaki cümleyi ben aldım, çıkarttım. Elbette ki NATO'nun genişlemesinden yanayız. Ancak bu genişleme sırasında Türkiye'nin hassasiyetlerinin de göz önünde bulundurması gerektiğini düşünüyoruz, dedi. Şimdi o zaman şöyle bir tabloyla karşı karşıya oluyoruz ve bunun üzerine de düşünmemiz gerekiyor bence. Türkiye NATO'nun genişlemesinden yanaysa Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi ve ortakları arasında zaten NATO bağlamında bir ihtilaf olduğunu düşünmüyorduk. Ama daha ileri adım genişleyelim tezi ortaya çıkıyor. Şimdi Putin'in, komşu Putin'in özellikle Erdoğan'da bir şekilde denge politikası sürdürerek beslenmemizi, işte enerji kaynaklarımızı ve dış siyasetimizi idare etmek noktasında hassasiyet göstermeye çalıştığı bir dönemde ki öyle ya da böyle Montrö'den dönemi, Montrö'den dolayı Türkiye savaşa doğrudan müdahil olmak zorunda kalmadan vaziyeti idare etti. Böyle bir alternatif olduğu zaman Rusya şunu söylemez mi diye düşünmek gerekiyor. Birader, senin için bu konunun ne önemi var? Şimdi dün Lavrov dedi ki demir perde sürecine giriyoruz. Ne demek demir perde? İki kutuplu dünya ve birbiri arasına net bir şey çekmek, duvar örmek diyor. Türkiye'nin buna ihtiyacı yok. Dünyanın da bu anlamda bir neoliberal siyasetin ve NATO'nun azgın bir şekilde her yere hükümran olmasına ihtiyacı yok. O zaman şu soruyu sormak hakkımız. Cumhuriyet Halk Partisi neden böyle bir yayılmayı istiyor? Ya da ikinci bir meseleyi konuşalım. Neden Millet İttifakı bölgemizin kanayan yarasına yeniden benzin döküyor? Soru açık. Rusya ile Ukrayna'nın savaş yapması mı dünya ve Türkiye için daha hayırlı? Yoksa orada bir şekilde herkesin barış içerisinde yaşayacağı bir anlaşmanın yapılması mı? Türkiye bir araburculuğa soyunup örneğin Ukrayna ile Putin arasındaki ilişkilerde neyse sorunlar müzakere masasında çözülmesini sağlasak ki bu yönde Erdoğan hükümeti çaba sarf etti. O zaman çok daha anlamlı ve yararlı bir iş yapmaz mı? Diplomatik ilişkilerimiz var. Halklar ölüyor. Bizim doğrudan kendimize yönelik ihtiyaçlarımız var. Enerji var, besin kaynaklarımız var. Ve biz diyoruz ki genişlesin. Ne olsun peki? Yani Rusya, İran, Irak ve arkasındaki Çin hattında yeniden onu kıskaca alacak. Bir de Ukrayna NATO'ya girsin, bir de öteki girsin, bir de beriki girsin. İyice sıkıştın bu ülkeler ve dünya NATO egemenliğinde bir saldırgan kapitalizme mi gitsin? Hangi ülke buna izin verir? Biz niye bunun tarafıyız? Niye bu türden bir Orta Doğu bataklığına taraf oluyoruz? İşte Suriye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili bir sorun çıktı. Açık bir şekilde Amerikan isteğiyle birlikte orada bu yaratıldı. Suriye Rusya hattı püskürttü. Bütün ihale bize kaldı. Ekonomimiz bozuldu. Oradan buraya gelenlerin kim olduğu belli değil. Karmakarışık bir Türkiye doğdu. Irak'ta haklı ya da haksız yönetsel boşluk bölgenin daha bir kangren haline gelmesine neden oldu. Kürtlerle sorununu kendi içinde çözmesi gereken devlet bir anda Orta Doğu sorunu haline gelerek başka bir açmazı yaşadı. Hakeza Mısır'da darbe oldu. Darbenin doğurduğu sonuçlarda Türkiye bir dalga yaşadı. Çalkantılı bir durum yaşadı ve şimdi Rusya. Rusya'yla
birçok anlamda ilişkimiz var. Rusya'yla birçok anlamda bağımız var. Daha şimdi bugün hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan en yakın olduğu için Türkiye ve de belki ekonomik koşullar uygun olduğu için turist geliyor. Biz neden taraflardan birisini tercih ederek ve genişleyecek diyerek tutum takınıyoruz? Bunun dünyaya, Türkiye'ye, halklara, insanlara ne faydası var? Bunu söyleyerek neyin teminatını vermiş oluyorlar? Bana maalesef siyasi ve büyük bir hata gibi görülüyor, bunu söyleyeyim. İsveç'e gidelim. Yargıtay'da bir İsveç Yargıtay'ın aldığı bir karar gündeme geldi. İsveç Yargıtay Başkanı Anders Eka daha önce karara bağlanmış iade davalarını yeniden gözden geçirmeyeceğiz dedi. Bir anımsatma yapıp bunu da yorumlayalım. Bence bu da önemli. İsveç'te daha önce NATO ile ilgili nasıl bir yaklaşım gerçekleşmişti? Bakan Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın 33 suçlunun iadesinin talep edildiği ile ilgili bir liste vermiştir. Oradaki Yargıtay diyor ki ben bağımsız bir yargıyım, bu insanları veremezsiniz. Şimdi Türkiye bunun karşısında nasıl bir tutum takınacak? Sayın Erdoğan dedi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamadığı hiçbir karar yürürlüğe giremez. Yani Erdoğan bunu bir şekilde koz olarak tutuyor olabilir. Ama soru şu, bu tablo karşısında Türkiye ödün vermiş ve köşeye sıkışmış hale geliyor mu, gelmiyor mu? Açık, geliyor. Şimdi bu kadar karmaşık denklemde, bu kadar tuhaf bir yapı içerisinde dış politikayı diplomasinin kurallarıyla götürmek gerekir mi, gerekmez mi? Bana sorarsanız gerekir. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nin artık ne kadar aklını kaçırdığının bir örneğini aşı meselesi üzerinden yorumlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri iyice kantarın topuzunu kaçırdı ve şöyle bir yaklaşımda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ilaç şirketi Rusya'ya aşı sağlamayı bırakacağız dedi. Yani bir yaptırım uyguluyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İnsanlığı tehdit eden bir pandemi söz konusu ve bu pandemide siz bir devleti aşı vermeyeceğim diye sözüm ona bir şekilde köşeye sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Kaldı ki Rusya kendi aşısını üretebilen bir ülke ve bu konuda az buz güçlü bir ülke değil. Onları dövizle sıkıştırmaya çalıştırdılar ama Avrupa'nın doğrudan bağı olduğu için enerji açısından bunun sürdürülebilir olmadığı ortaya çıktı. Bana ya ruble verin, ya euro verin, ya dolar verin dedi. Avrupa kala kaldı. Önümüz kış. Bu bir. Dolayısıyla dün geçtiğimiz günlerde Rus salatasını işte geleneksel sanata falan gibi dönüştürmeye başladılar. Yani çocukça işler yapılarak sözüm ona orada Ukrayna'nın lehinde onları silahlandırarak Rusya ile arasındaki ilişkiyi derinleştirerek o istikrarsızlaştırmayı sağlayarak bir politika yürütülüyor. Bu politikanın Türkiye'ye faydası ne? Bu politikanın Türkiye'ye faydası ne? İktisadi olarak, siyasal olarak, barış meselesi her anlamda faydası ne? İşte Rusya ve Amerika arasında demir perde tartışmasının geldiği boyutu böyle yorumlamak gerekir. Şimdi bütün bunlara dair isterseniz bir Bella'ya gidelim. Çünkü yoruldum, bir yudum su alacağım. Yalnız önce şey verelim Hasan, öyle yapalım. Irkçı İspanya Başbakanı'nı verelim. Ardından şeyi gönderelim. Irkçı İspanya Başbakanı'nın ardından Bella'yı gönderelim. Bir soluk alalım. Bakın, 200'lü Avrupa alçakça ve bana sorarsanız utanmazca dünyaya akıl verip de kendisinin nasıl davrandığının belgesi. Bir siyah vatandaş ve devletin başı. Bakın ellerini nasıl temizliyor. Bu utanmazlık, bu alçaklık karşısında önce Avrupa aslında ses çıkarmalıydı. İzliyoruz. Evet, bu gördüğünüz tablo insan hakları, demokrasi, özgürlük vesaire gibi her meseleyi atıp tutan ama sonucunda insanlıkla uzaktan yakından ilgisi olmayan ve maalesef iktidarları elinde bulunduran Avrupa demokrasisinin sefil hali. O zaman ne diyoruz? Bella'yı bütün ırkçılara, bütün alçaklara gönderiyoruz.
Ekrem İmamoğlu iktidarın her zaman ve her koşulda hedefinde. İstanbul'u kaybetmiş olmak bir türlü bu iktidarın belleğinden gitmiyor ve her türlü zorlamayı yapıyorlar. İmamoğlu İstanbul Valiliği'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği yazıda belediye başkanlarının yurt dışı temsilcileriyle görüşmek için dışişlerinden izin alacağını ifade etti. Yani ne demek bu? Eğer siz seçilmiş bir başkan bile olsanız atanmış bir bakanlıktan, atanmış bir valilikten izin almazsanız yurt dışına gidemeyeceksiniz. Peki yurt dışına gitmek neden önemli? Birçok açıdan önemli. İstanbul bir dünya kenti. Sizi davet edebilirler. Deneyimlerinizi anlatabilirsiniz. Onlar deneyimlerini anlatabilirler. Ve İstanbul'a pek çok farklı sebepten dolayı dünyadan kaynak gelebilir. Bunun en önemlisi de turizm kaynağı. Bir ikinci husus, zaten büyük bir iktisadi kuşatma altında olan Ekrem İmamoğlu Bey açısından bir başka sorun var. Kredi bulmak zorunda. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda kredisiz bir dünya kurmak mümkün değil. İstanbul'un ihtiyaçları fazla, ekonomisi sıkıştırılmış durumda ve İmamoğlu bütün bunları bildiği için artık yurt dışına da gidemeyecek hale geliyor. İmamoğlu diyor ki Erdoğan seçilirse görevden alınabilirim. Seçim iptal edilebilecek, seçimi iptal edebilecek zihniyet her şeyi yapabilir diyor. Tabii bu gerçekten Sayın İmamoğlu'nun içinde bulunduğu durumu ve Türkiye'nin koşullarını son derece iyi gözlemlediğinin de bir işareti. Bu İmamoğlu'nun mutlaka kazanabilecek bir başkanla adayla gidelim, o aday da benim demesinin bir işareti mi? Bunu da bilmiyorum. Ama bu söylediklerinin yenilir yutulur cinsten olmadığının delili de daha önceki alınan karar. İstanbul kıskaç altında, İstanbul'u kıskaç altında, İstanbul'un belediye başkanı kıskaç altında. Bu arada şimdi bana gelen bir haber var, sahadan bir haber. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ulaşabilirsek de değerlendirme yapacağız. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin Erzurum'daki katıldığı bir duruşma var. Kur'an kursunda çocuklara işkence yapan ve onlarla ilgili insanlık dışı davranışlarda bulunan istismarcı hocaların aileleri Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarına saldırıyorlar. İki avukat şu anda baro odasından çıkamıyor. Böyle bir ciddi sorun var. İki avukata arkadaşlarımız ulaşmaya çalışıyor. Bu şehrin göbeğinde gerçekleşiyor. Şunu düşünmek en doğal hakkımız aslında. Avukatların bu kadar kritik davalarda can güvenliğini kim ve nasıl sağlar meselesi. Orada artık o tarikatlar, cemaatler nasıl güçlüyse iki avukatın şu anda can güvenliğini sağlayamayan bir durum var demek ki polis tarafından. Hemen bunun halledilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Avukatlar zor durumda olduğu için sanıyorum telefonlarını meşgule alıyorlar. Eğer ulaşabilirsek benim yayın süremde hemen bunu vereceğiz. Bu fevkalade önemli bir tablo. Yandaşlar Türkiye'yi nasıl görüyor? Artık bunu da yavaş yavaş vermemiz gerekiyor. Bunun üzerinden de konuşacağız. Bugünkü yandaş tablomuza bir bakalım. Neler söylemiş yandaşlar? Nasıl değerlendirmeler yapmışlar yandaşlar? Bu değerlendirmeler ne anlama geliyor? Türkiye'yi biz nasıl okuyoruz? Onların okuduğu yerden Türkiye ne hale gelmiş durumda? Takvim diyor ki Kemal Bey bak İmamoğlu ne diyor? Kılıçdaroğlu aday olursa kazanır diyemem. İmamoğlu'nun Financial Times'a verdiği bir söyleşiden söz ediyor. Kemal Bey bak ne diyor diye ortaya koyuyor. Sayın İmamoğlu'nun bu söyleşisinde böyle bir ifade var mı? Bunu bilemem. Ama böyle bir ifade olup olmadığını doğrulayacak kişi Sayın İmamoğlu. Buradaki mesele şu. Maalesef ısrarla masanın şu türden bir değerlendirmeyi yapmamış olması bir gerilim yaratıyor. Masa şunu söyleyebilir. Biz en doğru ismi şu kriterlerle koyacağız ama sadece Kemal Bey değil masanın söylemesi gerekiyor. Şu anda görevde olan başkanlardan birisi asla olmayacak ya da olabilir. O da bir seçenek. Bu önemli. İkinci bir husus adayımız partiler üstü olacak ve dışarıdan da olabilir. Ya da masadan çıkacak bir sınır, bir çerçeve çizmesi bu açıdan bence önemli. Çünkü dediğim gibi masa artık heyecan yaratmaktan öte bir yere geçebilir. Masanın varlığının anlamını görüyoruz. Az önce anketleri gördük. Bu anketlerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini AKP'nin önüne kadar çıkarabileceği umudunu ortaya koyuyor. Ama tablo ne? O tablo ile ilgili yine bir değerlendirme yapalım. Zilletin vaadi
tek parti karanlığı demişler. Bizim çok değerli abimiz edebiyatçı Özdemir İnce Bey başta olmak üzere bir değerlendirme yapılmış ve gerçekten insanın tüylerini diken diken eden bir değerlendirme. Çünkü bu değerlendirmenin gerçekten hedef göstermeye döndüğünü görüyoruz. Hüsnü Bozkurt Bey, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin sanıyorum şu anki başkanı, emin değilim. Evet. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekili, grup başkan vekili Özgür Özel konmuş. Bu hareketin ardından helalleşme melalleşme palavra, siz cemaatlere saldırıyorsunuz, tek parti karanlığına gideceksiniz, ezanı Türkçe okutacaksınız falan gibi bir değerlendirme yapmış bugünün Akit'i. Altılı Masa'yla ilgili bir başka değerlendirme, bunun hangi gazete olduğunu göremiyorum. Bu Sabah mı arkadaşlar? Çünkü şu anda onu göremiyorum ama Sabah olduğunu tahmin ediyorum. Altılı Masa 15 Temmuz'u yok sayıyor diyerek yine Altılı Masa'yı ısrarla ve inatla Sabah gazetesi darbeci bir anlayışın yanındaymış gibi göstermeye çalışıyor. Bu da ilginç bir yöntem. Ona bakalım. Şimdi avukatlarla bir konuşalım. Tablo ne? Ardından asıl yandaş olan ve hepimizin çok iyi bildiği Hürriyet'e döneriz. Hangi arkadaşımız avukatlardan telefon attığında? Ahmet Bey. Soyadı neydi Ahmet Bey'in? Ahmet Kılıç. Merhabalar Ahmet Kılıç Bey. Merhabalar, merhabalar. Geçmiş olsun. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin bütün davaları önemli bir biçimde takip ettiğini ve kamusal önemli bir görev yaptığını biliyorum. Siz de avukat olarak oradasınız. Hangi dava görülüyordu ve nasıl bir saldırıyla karşı karşıya kaldınız? Kur'an kursu yöneticisinin işkenceden iddianamesi yazılmıştı. İlk duruşması bugün görüldü. Duruşmada tutuklama kararı çıkınca İddia makamı müsaadesinde tutuklama talep etti. Tutuklama kararı çıkınca taşkınlık çıktı ve mağdur ailelere saldırı girişimi oldu. Bu sebeple mağdur aileleri güvenli bir yere aldık ve bekletiyoruz. Yani şu an can güvenliğimiz çok fazla yok. Bekliyoruz şu anda. Mağdur aileleriyle birlikte size saldırı yapıldı, doğru mu? Saldırı girişimi oldu, salondan çıkamadık. Sözlü tehdit edildik duruşma öncesinde ve sonrasında. Şu anda tehlikeli olması hasebiyle bekliyoruz. Çıkamıyoruz yani. Neredesiniz şu anda siz? Adliyenin içerisinde güvenli bir yerdeyim. Peki adliyenin içerisinde bu güvenli olduğunuz yerde polis ya da güvenlik görevlileriyle temas halinde misiniz? Sizin can güven... Tabii. Şu anlık polis ve güvenlik görevlileriyle temas halindeyiz. Bir sıkıntı yok. Şu an bekletiliyoruz. Peki davanın konusu neydi? Nerede gerçekleşti? İddialar nedir ve çıkan karar nedir? Kur'an kursunda, Diyanet'e bağlı bir Kur'an kursunda gerçekleşen işkence iddiası var. Buna ilişkin tutuklama kararı çıktı. İstismar da var galiba bilebildiğim kadarıyla. Doğru mudur? İstismar dosyasına ilişkin bir karar verildi. Bu dosya ile o dosya farklı. İstismar kararı verilmiş durumda. 119 yıl 6 ay. Buna ilişkin istinaslı süreç devam etmekte. Bu işkence dosyası Kur'an kursu yöneticisi ve Kur'an kursu öğreticisi hakkında açılmış bir dava. İşkence. Peki şu anda tutukluluk kararı verilenler kimler? Kaç kişi? İki kişi. Sanık zaten iki kişiydi. İkisi de tutuklandı. Biri Kur'an kursu yöneticisi, biri Kur'an kursu öğreticisi. Peki son bir şey daha soracağım. Mağdur çocuk sayısı kaç? Şu anda kaç aileyi koruma altına aldı polis sizi ve aileleri? Şu an iki aile koruma altında. Sözlü tehdit edildiği için biz aileleri güvenli bir yere çekilmesi konusunda uyardık ve şu an güvenli bir yerdeyiz iki aileyle birlikte. Neler söyledi? Neler söylediler yani, size? Ölümle tehdit edildi aileler. Onun haricinde duruşma esnasında bir şeyler söylendi. Olayın vehametiyle ve olayı kontrol altında tutmak maksadıyla çok hani hakim değilim ben. İçeride söylenenleri ama dışarıda hakaret, tehdit, ölüm tehdidi, davayı sattınız vesaire gibi tabirler duyuldu yani. Ve dışarıda arbede çıktı biz içerideyken. Evet değerli dostlar, önce
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Müjde Toz Bey'in kurduğu bir dernek ve büyük bir katılım var. Ve avukatların olağanüstü gayretiyle yurdumuzdaki bütün istismar davalarına ulaşabildikleri kadarıyla üzerlerine gidiyorlar ve burada başarılı sonuçlar da alıyorlar. Burada devletin görev yapması ve bu insanları koruma altına alması lazım. Diyanete bağlı olan bir kurstan söz ediyoruz, değil mi Ahmet Bey? Evet, doğrudur. Peki, umarım oradan sağlıklı bir şekilde çıkarsınız. Biz de burada Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıda bulunuyoruz. Aileleri, zaten mağdur olmuş aileleri ve kamu görevi yapan avukatları lütfen oradan güvenli bir şekilde çıkarın. Çünkü Türkiye'de bu biçimde çalışan ve emek veren derneklerin ve avukatların aileler tarafından güvenilir olduğunu, dolayısıyla buradan bir mağduriyet olmaması gerektiğini onlara da göstermiş olun. Çok geçmiş olsun, biz takip edeceğiz. Gerekirse yine yayınlarımızda sizi alacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Evet sevgili dostlar, Diyanete bağlı bir kurs. Sayın Ali Erbaş'ı göreve davet ediyoruz. Sayın Emniyet Müdürünü, Valiyi göreve davet ediyoruz. Mağdur olan ailelerin korunması gerektiğini düşünüyoruz. Düne gideceğiz, Marmara'ya gideceğiz. Bir bakan Marmara'ya bindi. Bir bakanın Marmara'ya binmesi ancak Türkiye'de şaşırtıcı bir olay olur. Bakan Bey'in aslında milyonluk arabaları olmasına rağmen Marmara'ya da görünüp poz vermek istedi. Önce o görüntüleri izleyelim ve üzerine biraz konuşalım. Gördünüz, Sayın Bakan bir tanıyan çıksın diye çaba sarf ediyor ancak çıkmıyor. Şimdi bu meseleye iki türlü bakmamız lazım. Birincisi, aslında bir bakanın batıda bisikletle işe giden bakanlar olduğunu düşündüğümüzde zaten bir bakanın şaşa içinde onlarca koruma, işte siyah bir takım lüks araçlar içerisinde olması iyi ve hoş değil. Bakanın Marmaray'da olması kötü de değil. Buraya kadar mesele anlaşılabilir. Şöyle diyebiliriz, helal bakana. Fakat bakan bu eylemi yaparken korumalar, işte araçlar vesaireler hala hayatın içinde. Onları da biliyoruz. Asıl sorun şu. Türkiye'de siyasette bir takım güç elde etmek ve bakanların tanınması gibi bir alışkanlık var. Fakat tek adam sisteminde bakanları kimsenin tanımaya bir gereksinimi de yok. Sayın Bozdağ gibi geçmişten tanınmış bir sima değilse, bazı birkaç bakan daha, Sayın Süleyman Soylu vesaire gibi, zaten bakanların kim olduğu bilinmiyor. Vallahi ben Marmaray'da olsam Sayın Bakan'ı tanımam. Tanımak da istemem ayrıca. Görevini yapsın derim. Ama Türkiye gibi bir ülkede tanınmaz hale gelmiş olmanın nedeninin tek adam sistemi olduğunu ve bundan dolayı bakanın son derece mutsuz olduğunu gördük. Sayın Bakan daha önce keşke Marmaray'daki insanlara bir broşürle ben geliyorum diye duyursaydı, basına daha güzel fotoğraflar düşebilirdi. Yine de Marmaray'dan, bisikletten falan ayrılmasın. Ve düne döneceğiz. Yine önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden bir tweet gelmiş. Onu okuyalım az önceki durumla ilgili. Erzurum'da Kur'an kursunda istismara uğrayan çocukların davasında diğer sorumlular olan belletmenler de tutuklandı. Avukatlarımız belletmen ailelerinin saldırısına uğradı. Korkmuyoruz, hesap soruyoruz. Geçmiş olsun Çisel ve Ahmet, iki avukat. Şu anda oradalar. Az önce Ahmet Bey'le konuştuk. Orada görev yapan, istismar yapanlar zaten tutuklanmıştı. Şimdi belletmen diye tarif edilen isimler de tutuklanmışlar. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği korkmuyoruz ve bu işin peşindeyiz diyor. Biz de Erzurum Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Sayın Ali Erbaş'ın görevlerini yapması konusunda uyarıyoruz. Ya da haberleri olmadıysa şu ana kadar haber veriyoruz. Biz neşeli bir unsur olarak görüyoruz Sayın Binali Yıldırım'ı ama Allah korusun yaptıklarından dolayı bir kaza çıkacak. Bu kazanın da olmamasını istiyoruz. Yine Binali Yıldırım'ın sahne gösterisinden bir bölümü getireceğiz karşınıza. Bu arada Binali Yıldırım'ın hangi görevi yaptığını da kimse bilmiyor şu anda. Neden Cumhurbaşkanlığı olanaklarından faydalanıyor onu da bilmiyoruz. Binali Yıldırım daha önce şarkı söylemişti. Zaten birinci sorun oydu. Çünkü şarkı performansı konusunda toplum uzlaştı. Bir de dünden bir görüntüyü göstereceğiz.
Canımızın meşhur işlemesiyle hazırlanmış bu muhteşem hediyeyi takdim ediyorlar. Evet, hazır olun. Allah! Ya vazo, kaç kilodur bilmiyorum ama kırılacak bir şey. Ya Allah diye gönderiyor Sayın Binali Yıldırım. Binali Yıldırım'ın yaptıklarını ben anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Belki sadece Binali Yıldırım diye bir bölüm açmak gerekir hayatımızda. Binali Yıldırım bizim hayatımızda boş bulunan her yerde bir kere aday olan birisi. İzmir, İstanbul bunları yaptı. Ayrıca dükkanı kapattık dedi, başbakanlık sistemini bitirdi. Çocuklara eğitim vermeye çalışırken noktalama işaretlerini bilmediğini söyledi. Yetmedi, meydanlarda şarkı söyledi. Olmadı, milletin kafasına doğru giden bir vazoyu attı. Allah'tan kimseye bir zarar gelmedi. Sanın bir yanı Yıldırım'ı gülerek anmak istiyoruz. Birisinin kafasını gözünü yarmazsa memnun oluruz. Bu arada Binali Yıldırım'ın oğlu ile ilgili olan iddiaların hiçbirisini de burada gündeme getirmiyoruz. Binali Bey seyahatlerine devam edebilir. Onu da söyleyelim. Ve bir fotoğraf, bizim binamızın önünden bir fotoğraf. Bu dünyalar güzeli kız adı Güneş. Bu zat da benim. Her sabah buraya gelmeden önce güneşi ya görüyorum ya da yukarıda uyuyor oluyor üçüncü kattan. Koşa koşa Güneş gel kızım deyince geliyor. Güneş'e yakından bakın lütfen. Çok güzel bir çocuk. Burada neredeyse içinde bulunduğumuz bölgedeki herkes Güneş'i çok seviyor. Güneş'e mamalar veriliyor, besleniyor. Güneş'in ayağı kırılmıştı, kaynadı, düzeldi. Bir takım yaraları vardı, onlar halledildi. Sağ olsunlar, bazı arkadaşlar bu işi takip ediyorlarmış benden de önce. Bunu hallettiler. Güneş benim hayatımın en güzel parçalarından biri oldu. Saat 9'a doğru buraya geldiğim zaman geliyor ve büyük bir heyecanla iki ayağı üzerinde kalkıyor, bazen resmen sarılıyor. Size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bunu lütfen dikkatle dinleyin. Güneş'e mama getirdiğim zaman genelde hayvanlar güdüleri gereği önce mamaya giderler. Güneş mamayı getirdiğim halde mamaya bakmıyor, önce bana sarılıyor. Ve ben Güneş'e neredeyse 1,5-2 dakika seviyorum, öpüyorum. Onu bıraktığımda mama yesin dediğim zaman bile mamaya gitmiyor, sürtünüyor, sarılıyor. Ondan sonra sevgisini gösterdikten sonra, o ilişkiyi tamamladıktan sonra hiçbir şekilde açgözlülük yapmadan mamayı önüne koyduğumda mamayı biraz yiyor, sonra bana şefkatle bakıyor, sonra bir daha yiyor, patisini veriyor, kendini sevdiriyor ve gerçekten insana ve herkese bir ders veriyor, bir ders veriyor. Açgözlülük yok. Yürekten bir sevgi var, dostluk var. Hastaysan hastalığını paylaşıyor. Canın sıkkınsa onu paylaşıyor. Ve sokak köpeği deyip geçmeyin. Sizin en güzel dostunuz haline geliyor. Güneş'i size tanıştırmak istedim. Güneş'i gördüğüm her an benim günüm hiç değilse güzel başlamış oluyor. Lütfen sokak hayvanlarına kıymayın. İnanın bana, yapılan kampanyaların tamamı haksız kampanyalar. Sokak köpekleri bazı insanlara saldırıp kötü durumlar doğurdu mu? Doğurdu. Ama bir sokak canının bütün bunları yapması için ya kötü bir belleği, işkenceye ya da saldırıya ya da istismara uğramış olması gerekir. Ya da bu saldırılar dayak ve kötü muamele sonucunda ya da aç kaldığı için bu düşmanlığı geliştirmiş olabilir. Dolayısıyla aslında sorun onları sokaklardan alıp barınaklara göndermek değil. Onları belediyeler kanalıyla kısırlaştırmak, ardından güvenli ortamlarda, yaşadığı ortamlarda oradaki seven insanlarla bir araya getirmek ve bu sorunu böyle çözmek gerekir. Bir hayvanı sevmeyen bir insanın, bana inanın, hayatının çok büyük bir kısmı eksik kalmış olacak. Bir gün Güneş'in sevgisine tanık olan bir insanın ondan vazgeçmesi mümkün değil. Evde Dobi, burada Güneş. Şimdilik benim en değerli iki dostum. İnsanlar var ama hayvanlar inanın bana bambaşka. Sürçülisan ettiysek affola. Eğer oradaysanız yarın yine buluşacağız. Artık grup toplantısı olmadığı için 11'de sizlerleyiz. Beni dinlediyseniz teşekkür ederim. Dinlemediyseniz de canınız sağ olsun. Siz mutlaka dinlediniz de dinlemeyenlere bu gönderme. Hoşçakalın.